Sayın Belediye Başkanı, kıymetli protokol, çok değerli misafirler. Belediyemizin organize etmiş olduğu aşure ikram törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Törenimizi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak üzere Ali Paşa Camii İmam Hatibi Osman Akkurt hocamı davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sayın Valim, Başsavcım Ağır Ceza Reisim, Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, çok değerli kıymetli daire amirlerimiz, STK başkanlarımız, değerli hanımlar, değerli beyler, kıymetli basın mensuplarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken bu güzel günde bu aşure ikramımıza teşriflerinizden dolayı ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Muharrem ayındayız, biliyorsunuz. Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayımız ve geçtiğimiz cumartesi de aşure günümüzdü. Biz de aşure gününün hemen akabinde böyle siz değerli hemşehrilerimizle geleneksel hale getirdiğimiz bu aşure dağıtımı için bugün bir aradayız. İnşallah biraz sonra sağlıkla, afiyetle aşurelerimizi dağıtacağız. Allah bu anlamda hepimizin evlerine, hanelerine bereket getirsin. Allah rahmetini hepimizin inşallah üzerine kılsın. Sağlıkla, sıhhatle bu güzel vatanda yaşamayı hepimize nasip etsin. Tabii değerli dostlar, Muharrem ayı gerçekten önemli bir ay. Ramazan ayından sonra Cenab-ı Allah'ın da çok önem atfettiği bir ay. Bu noktada biz de bu önemli ayda birçok belki olayı şöyle bir hatırladığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesini sayabiliriz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkartılmasını hemen buradan aklımıza gelen başka bir olay. Yine Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması gibi daha birçok önemli olayı Muharrem ayında gerçekleşmiş olaylar olarak hafızalarımıza gelmekte. Ama tüm bunların dışında asıl işte matem ayı olarak da hepimizin ciğerlerini, yüreğini parçalayan Peygamber Efendimizin iki gözüm dediği Hasan Hüseyin Efendimiz'den Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve Ehl-i Beyt'inin şehadetinin, onların şehit edilmesinin de olduğu bir ay. Ve aşure günü de öylesine bir gün. Ben buradan da başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, onun Ehl-i Beyt'ine buradan salat ve selamlarımızı iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Allah onların da yanlarına, onlarla birlikte bizleri de cennetine nail eylesin diyorum. Tabii değerli dostlar, Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz Peygamberimizin de ciğerpareleriydi. Kim Hasan'la Hüseyin'i severse beni sevmiş gibidir. Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiş gibidir diye böylesine önemli sözlere mazhar olan iki gözü gibi baktı. Bizlerin de hep yaşantılarına kendilerimizi örnek aldığımız önemli şahsiyetlerdi. Tabii ki buradan benim de temennim odur ki inşallah Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi, Peygamberimiz gibi, Ehl-i Beytimiz gibi yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Onları her an andığımız, her an hayırla yad ettiğimiz inşallah bir şekilde yaşamayı bize nasip etsin Cenab-ı Allah. Yine bununla beraber hem tüm dünyada hem ülkemizde tüm sıkıntıların giderildiği, ülkenin ve dünyanın huzurla, barışla, mutlulukla yaşadığı bir güne ve yıllara inşallah kavuşmasını da buradan özellikle bizler de dualarımızla Cenab-ı Allah'a yakaralım, yalvaralım.
Çünkü zor günlerden geçiyoruz gerçekten de. Birçok coğrafyada, hangi birini sayalım ki, birçok coğrafyada insanlar çok zor durumda. Bir taraftan açlıkla pençeleşirken, diğer taraftan savaşların gölgesinde, silahların gölgesinde bir yaşam sürüyorlar. Biz belki burada rahatız. Yediğimiz yanımızda, yemediğimiz arkamızda huzurla yaşıyoruz. Ama ben buradan tüm dünyada da nerede bir mazlum coğrafya varsa, nerede mağdur insanlar varsa ben onlara da buradan dualarımızı ve Cenab-ı Allah'a tez zamanda onların da huzura, mutluluğa kavuşmasını buradan temenni ediyorum. Yine ülkemize de Cenab-ı Allah birlik versin, beraberlik versin. Çünkü çok güzel bir topraklarda yaşayan çok şanslı insanlarız. Hepimiz bayrağımızın altında gölgeleniyoruz. Bu topraklarda da kardeşçe, birlikte, beraber yaşıyoruz. Ne Alevi'nin Sünni'ye, ne Türk'ün Kürt'e, ne Laz'ın Çerkez'e hiçbir üstünlüğü yok. Çünkü üstünlük takvadadır, üstünlük ahlaktadır, üstünlük iyi insan olmaktadır. Biz de bunca yıldır bunu gördük. Atalarımızdan, ecdadımızdan, dinimizden bunları gördük ve buna göre yaşadık. Bundan sonra da bizim müştereklerimiz olan bu hususlar çerçevesinde yine bir olmayı, beraber olmayı, bu ülkede beraberce yaşamayı inşallah birlikte sağlayacağız. Kim bunun da aksini yapmaya çalışırsa da hep beraberce omuz omuza karşısında duracağız inşallah diyorum. Ve bu güzelliği oluşturduğunuz ve buraya bu güzel katılımı sağladığınız için de ben tek tek gelen tüm Haziruna özellikle teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah Muharrem ayımızı hem ülkemize hem tüm İslam alemine hayırlar, bereketler getirsin. Allah inşallah bu güzel topraklarda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla yaşamayı hepimize nasip etsin diyorum. Sizlere saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Törenimizin duasını yapmak üzere il müftümüz Sayın Ahmet Erdem hocamı arz ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi ya Rabbel alemin, Anadolu'muzun kalbinden, Tokat'ımızın şu güzel mekanından, şu güzel mümin kulların olarak sana el açtık, yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Muharrem ayı hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hüseyin.